Kötü bir mağlubiyet oldu. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Daha önceki oyunlarımıza, yani mücadelemize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Bunu bu duruma getiren de biziz iyi manada. Çünkü önceki maçlarda iyi mücadele ettik. Ama işte bu maçta onu sergileyemedik. Böyle olunca işte herkes bize karşı bir önlem almak zorunda kalıyor. Yani çıtayı biz yükseğe koyduk. Bu maçta da düşük performans sergileyen bizdik. Kendi adıma da herkesten özür diliyorum. Kart cezası olduğum için, sarı kart cezası. Ama gönül isterdi ki bu maç en azından hani mağlup olmamayı isterdik. Çünkü rakiplerimiz puan alıyor ve zaman ilerliyor. Zaman daraldıkça bizim aleyhimize işliyor tabii ki. İnşallah önümüzdeki maçlarda tekrar aynı formu yakalayıp, aynı mücadeleyi, aynı hırsı yakalayıp yolumuza devam ederiz. Çok düşünmüyorum aslında. Hep beraberiz yani. Tabii ki kamp farklı bir ortam. Yani illaki bir etkeni vardır. Yüzde olarak illaki bir yüzdesi vardır da büyük bir pasta dilimine sahip olduğunu düşünmüyorum. Yani orada da beraber olacağız. Bolu'da olmuşsun, Malatya'da olmuşsun. Yani değişen bir şey yok. Ama olsa tabii ki daha iyi olurdu. Daha farklı bir ortam. Hani daha ciddiyet manasında daha ciddi bir ortam oluyor tabii ki kamp ortamları. Burada da onu arkadaşlarımızın özverisiyle yakaladığımızı düşünüyorum. Ben biraz geç katıldım ama hepsi yani çocuklar zaten Allah var. Hepsi yani verileni, söyleneni, elinden geleni hepsinin %100'ünü yapmaya çalışıyorlar. Hepimiz keza aynı şekilde. Yani olsa daha iyi olurdu ama olmadığı için de çok büyük bir eksiklik hissettiğimizi söyleyemem o konuda. Çok önemli bir maç bizim için. Yani altını basa basa söylüyorum, cidden çok önemli bir maç. Yani kazanmamız gereken bir maç. Üstlere doğru tırnak geçirebilmemiz için kazanmamız gereken bir maç. Onun bilincindeyiz. Yani arkadaşlarla beraber bu düşünceye sahip bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ondan sonrasında evet bir bay haftamız var. Bayın son haftalara doğru olması bizim için bir dezavantaj. Yani rakipler bizi görüyor, biz rakipleri göreceğimize. Hani daha sonraki süreçte bizi görüyorlar. Puan durumunda onların avantajına. Ama bunlar yani çocuklar, arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman hep söylediğimiz şey belirleyici unsur biziz yani. Her çıktığımız maçta, her haftada işte atıyorum. Her dakikada hatta belirleyen unsur biziz. Yani parçadan bütüne gittiğimiz zaman biz ortaya ne koyuyorsak, ne kadar iyi koyuyorsak karşılığını o şekilde alıyoruz. Ne kadar kötü bir performans koyuyorsak, bu ikili mücadele olur, ne bileyim bir vurduğunuz şut olur. İyi vurursan gol olur, vuramazsan olmaz. O da skor olarak kötü dönüşü bize oluyor. Yani genç bir takım olduğumuz için bulduğumuz çok fırsat buluyoruz. Değerlendirme şansımız biraz az oluyor. Bunları işte hocamızın da bize verdiği direktifler doğrultusunda, yaptığımız çalışmalar doğrultusunda hani yakaladığımız pozisyonları değerlendirip zaten fazla buluyoruz. Arkadaşlarımız da bu konuda tecrübe ediniyor yani. Hepimiz tecrübe ediyoruz arkadaşlarımızla. Ben kendimi de katıyorum. Atıyorum 10 pozisyon geliyorsa ikisini üçünü atsak bile bizim için yeterli. Onun dışında dinamik bir takımız. Yani savunma anlamında sadece yan toplarda bir sıkıntımız oluyor. Onun dışında hani böyle akan oyundan kalemizde gördüğümüz gol, bu maçı tabii ki ayrı tutuyorum. Akan oyundan kalemizde gördüğümüz goller zor oluyor. Bu da dinamizmimizle alakalı bir durum. Koşan bir takımız. İnşallah o hem eksiklerimizi görüp dersimize çıkartıp biraz da takdiriyle tabii şans da yanımızda olacak. Hem onlarla beraber hem ofansifte hem defansifte İyi bir duruş sergilersek inşallah güzel bir skor alırız bu maç için ve bay haftasına gireriz. Ya derenin altından çok sular akar. Yani kopmuş bir şey yok. Motivasyonu kimin yüksekse o, yani isterse atıyorum ikinci yarının ortası bile olsa, hani bu durumda ikinci yarının ortasında bile olsak tamamen motivasyonla alakalı. Tabii motivasyonu artıracak, azaltacak çeşitli etmenler var. Bunları siz daha iyi bilirsiniz, takdir edersiniz ki. Hani bu etmenler dere aktığı sürece, nasıl desem yani yanlış bir kelime de olmasın da, her manada yani bir şey, bir akış olduğu sürece sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum ben. Şu ana kadar da yani çok
büyük sıkıntılar yok ama tabii ki dediğim gibi motivasyonun farklı dalları var. Bu dallar, bu kaynaklar sağlandığı sürece bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Yani motive olarak bir sorunumuz yok. Dediğimiz gibi belki hani yaş ortalaması biraz daha büyük bir takım olsa farklı şeyler olabilir ama buradaki herkes aç. Hepimiz açız yani şey manasında, performans manasında açız. Bir şeyleri ispat etme manasında açız. Kendimizi ispat etme manasında açız. Hani bu bizim için her hafta yeni bir motivasyon oluyor. Tabii ki başta söylediğim konuyu da göz ardı etmemek lazım. Diğer türlü ligde kopmuş bir şey yok. Yani ligin genel durumu da herkes herkes yenebilir daha önce söylediğim gibi. Bu her yerde geçerli bir kural ama burada daha fazla, bu ligde daha fazla işleyen bir kural. Yani iyi durduğunuz, iyi motive olduğunuz, iyi mücadele ettiğiniz sürece kimseyi yenememe şansınız yok bu ligde.